Manisa Şehzadeler Ziraat Odası meclis toplantısı yapıldı. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altında meclis toplantısında devlet su işlerinin belirlediği yeraltı sularından alınan 30 lira tarife bedelleriyle ilgili açıklamada bulundu. Altında bu sene belirlenen tarifede ruhsatlı 15 lira, ruhsatsız 30 lira olarak belirlenen sulama ücretleri için çiftçilerin bu kadar yüksek tutarı ödemesinin zor olduğunu belirtti. Yeraltı sularının ruhsatlı ve ruhsatsız olarak ayrılmasının büyük sorun olduğuna dikkat çeken Altındağ şunları söyledi. Tüm Manisa milletvekillerimize, Tarım Bakanımıza, DSA Bölge Müdürlüğü'ne, Genel Müdürlüğü'ne bu dilek isteklerimizi rapor halinde ilettik. Bu ilettiğimiz 20 gündür herhangi bir sonuç alamadık. Bizim sorunlarımız burada. Yeraltı sularında ruhsatlı veya ruhsatsız ayrılması. Yani bir çiftçimizin 10 parça yeri varsa bir parça da ancak mesela ruhsatlı sondaj çıkarır. Yani sondaj ruhsatı verilirken DSA Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor bu ruhsatlar. Bunlar da biliyor. Bu yasayı onaylayan bu bakanlığımız tarafından belirlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bir fiyat tarifesi. Tarife bedellerinin yeniden düzenlenmesini talep eden Başkan Altında, Manisa çiftçisinin %5'inin ruhsattan faydalandığını ama %95'inin ise ruhsatsız tarifeden faydalandığına vurgu yaptı. Bizim çiftçimiz Manisa'da yani %5 ruhsattan yararlanıyor, %95'i ruhsatsız tarifeden ve 2017 yılından bu yana %100 artışlarla gelen tarifeyle karşı karşıya. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Tarım Bakanımıza, değerli milletvekillerine tekrar buradan sesleniyoruz. Bu çiftçimizin üzerinden bu yükü azaltmak için buradan makul bir tekrar gözden geçirilip makul bir fiyat belirlenmesine talep ediyoruz. Bu sadece Tarım Bakanımızın bünyesinde olan DSA Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen rakamlar. Bunlar makul seviyelere çekilmeyecek rakamlar değil. Bunlar çekilebilir. Ya yani bunu bir an önce tüm yetkililerden istirhamımız bu paranın makul seviyelere çekilmesi, ruhsat olayı, ruhsatsız olayı ortadan kaldırılması.